sürecimiz şöyle oldu. Şimdi ben müzisyenlik yapıyordum Trabzon'da. Trabzon'dayım kendim. Orada kafede sahne alıyordum. Instagram'a attım. Instagram'a atarken bir hafta sürdü. Direkt bana yazdı. İyice yazdı, takip etmedi. Yazdıktan sonra konuştuk, anlaştık. 23 Mart'ta sevgili olduk. Ondan sonra anlaştık, konuştuk. Ben de durumlarımı anlattım. Annem babam yok. Kaybettim. Annem 6 ay oldu kaybedeli. Şimdi dedim ki benim durumum yok. Çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Kendim müzisyenim. Ama müzik aletimi sattığım için hiçbir durumum olmadı. Her yere gittim, kimse bana iş vermedi boydan dolayı. Her şeyi denedim, olmadı. Bu boydan çalışamazsın dediler. Yani yapamadık bir şeyler. Her şeyi denedik ama yani Rabbim demek ki bir yerden bir kapı açıyor. Bir şeyler oluyor. Yani her şeyi denedik. Sonra ben de dedi bana kendisi ki geldi Zonguldak'a. Ben de geldim. Kırmadım. Kıramam. O gidiş bu gidiş anlattım. Aile size sağ olsun bana anne baba gibi destek çıktılar. Öz annem gibi. Rıza abi de sağ olsun. Onu öz babam gibi görüyorum. Annemi de öz annem gibi görüyorum. Her şey yani bu kadar. Anlattım. Herkes beğendi. Allah mutluluğunuzu daim eylesin dediler. Yani sağ olsun onlar da. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa zaten belki ne bileyim mutlu olamazdım. Sağ olsunlar. Kalbin sağlam olsun. Boydan alakası yok. Önemli olan kalp. Bir de ruh. Önemli olan bu. Yani bizim için. İyi ki çıktı. Rabbime herkese böyle bir kadın nasip etsin. Onu çok seviyorum. İyi ki de hayatımda. Valla ben de gerçekten Barış tanıdığımı çok memnunum. Yani ilk hayatıma gelmiş. Yani hem annesi, hem babası, hem eşi oldum. Yani gerçekten hayatımın gidişi mutluyum. Yani bir anda aileler nasıl tepki verirdi falan diye bir korktuk. Onu hemen söyleyelim, söylemeyelim bir aşamadaydık. Sonrasında dedi, gel dedi açıklayalım dedi kendisi zaten. Onu tamam dedim, açıklayalım dedik. Ondan sonra işte babamlara falan açıkladık. Sonrasında işte biraz babam tepki gösterdi. Ondan sonra işte anneme falan açıkladık. Annem anlayış karşıladı. Abilerim, ablam hepsi anlayış karşıladı. Yani olumlu yanıt verdikleri için sonra da işte biz kendi aramızda dedik yani tanıştıralım aileleri. İşte söz gerekiyorsa söz yapalım. İşte düğünse düğün falan. Evet, Zonguldak'ta yaşayacağım ama çalışamıyorum. Müzik aletim olmadığı için yardım istiyorum bu konuda. Tesir altında kalmadan. Sayın Alimen Gülpınar'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Duymadım. Sonsuza kadar evet. Sayın İrem Şükran Kılıç hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Düşünmem lazım. Ömrümün sonuna kadar evet. Sevgili değerli müdürümüz Melih Bey'e de bu hazırlıkları yaptığı için huzurunuza çok teşekkür ederim. Teşekkür yaparım. Ben de